Aylin'in hayatında başka biri var. Ne demek bu? Sen de dedenin farkında mısın? Şimdi kötü şeylerle baş edebilecek kadar güçlüsün. Çünkü ne zaman başın sıkışsa yardımına yetişecek bir kurtarıcı var içinde. Evet. Bir kurtarıcım var artık. Lanet olsun ki onu hala çok seviyorum. Ama o bir polisle birlikte. Polis mi? Evet, hatta geçen gün beni tutuklatmaya bile kalktı anneciğim. İnanamıyorum. Allah'ım, benim ailenin bunları yapmış olamaz. Her şey için teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yapmadım. Hoşça kal. Görüşürüz. Belki de baştan büyük bir hata yaptık. Anlayamadık. Genlerinde ne taşıdığı işte ortada. Artık senin ailen falan değiliz. Artık senin ailen falan değiliz. Artık senin ailen falan değiliz. Bunu yapmayın. Ali beni buradan çıkar! Ali beni buradan çıkar! Çıkar beni buradan! Çıkar! Çıkar! Tamam. Tamam canım. Çıkar beni buradan! Ne çalışıyorsun ha? Hiçbir şey. Sadece babama bir torunu olacağını da söyle diyecektim. Görüşürüz Haçlı. Sen ne diyorsun be? Ne zannediyorsun kendini? Gel de sana ne sandığımı göstereyim dışarıda. Şuna bakın ya. Ali! Kendine gel. Benim diyeceğim bu kadar müdürüm. Ben özür dilenecek bir şey yapmadım. En önemli kısmı... Haçlı. Ölmedim. Öldürmeye geldim. Bayram abi! Bayram. Bayram. Bu da ne demek? Bayram. Süleyman abi, ne oluyor? Bu ne cüret? Ne oluyor lan burada? Biri bunu açıklasın. Bu ne cüret? Süleyman Bey, ne oluyor burada? Süleyman Bey. Biri bunu açıklasın. Bu ne ya? Biri bir şey söylesin. Böyle bir şey nasıl olur? Süleyman Bey. Bu ne demek şimdi? Bu nedir be? Biri bunu açıklasın. Bu nedir? Bu ne cüret? Lütfen biri bir şey söylesin. Süleyman Bey. Bu nedir? Yeter. Kesin be. Ne oluyor oğlum? Haçlı. Evladım. Önce beni, sonra sizi yok etmek istiyordu. Saçmalık bu. Bunu ispatlamak zorundasın. Sen kim oluyorsun be? İşe bak. Tetikçinin biri kalkmış bize hikaye anlatıyor ha? Ispatlamanı bekliyoruz oğlum. Ne
hapishaneye git. Teslimat yapılacak. Beni bekle, seni arayacağım. Anladım efendim. Gidiyorum. Bu saçmalık da ne? Ha? Ben böyle bir emir vermedim. Ama birileri öyle olduğuna inanmamı istedi. Süleyman Çesen'in beni tuzağa düşürdüğünü sanıp onu öldürecektim. Ve eller kirlenmeden büyük iş adamı, en yakın adamı tarafından ortadan kaldırılacaktı. Ne kadar inandırıcı bir plan değil mi? Bunlar Bayram gibi bir kafasızın akıl edeceği şeyler değil. İçimizden birinin Bayram'a yardım ettiğini mi söylüyorsun? Söylemiyorum! Emrediyorum! İçinizdeki haini yahut da hainleri kendiniz yok edeceksiniz. Bu odadan dışarı çıkan bana olan sadakatini kanıtlamış olacak. Anladınız mı? Anladınız mı? Güvenip de onları nasıl yalnız bırakırsınız? Onlara güvendiğim için değil, güvenmediğim için bunu yaptım. Biliyorum ki bunların hepsi az veya çok bu işin içinde. Peki ya odadan çıkan? Gölgede gizlenen düşmana en yakın olandır. Bu odadan çıkacak olan kişi ateşi tutan Maşa'dır. Ve bizi Maşa'yı tutan ele ulaştıracaktır. Yani en tepedeki düşman. Hainler öldü. Açtı, yapma. Yapma, açtı. Yapma. Yapma. Süleyman Bey, ne oluyor? Süleyman Bey. Süleyman Bey, ben istediğinizi yaptım. Demek sen ha. Başınızda kim var? Ben size sadığım. Yemin ederim ben size sadığım. Ben bir şey yapmadım. Bırakın. Bırakın beni. Süleyman Bey. Süleyman Bey. Ben bir şey yapmadım. Açma. Yapma. Geciktim. Bilirsin. İşlerin ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Önemli değil. Buluşmak için ilginç bir yer. Polislerin böyle yerlerde takıldıklarını bilmezdim. Polislere değil, bana özel bir yer. Manzarası güzelmiş. İstanbul'u ilk kez bu açıdan görüyorum. Bense buraya her gelişimde farklı bir manzara görüyorum. Bu şehir sürekli değişiyor. İstanbul değil, sen değişiyorsun belki de. Eğer sen aynıysan, manzara da aynıdır. Belki de haklısın. Şu anda nefretle bakıyorum İstanbul'a. Ve intikamımı alana kadar da öyle bakacağım. Nefrete sevgiden daha çok güvenirim, dedi. Şeytan. Çünkü nefretin sahtesi olmaz. Bak, seni görmek istedim çünkü bana bir iyilik borçlusun. Artık ödemenin zamanı geldi. Senden sadece şunu öğrenmek istiyorum. O gece olanların sorumlusu kim? Neden Nazlı'nın peşindeler? Hey, biraz yavaş. Nefes al. Nazlı'yı vuran katili istiyorum.
istediğin o kadar da kolay bir şey değil. Umurumda değil. Ben sadece bir isim istiyorum. Anladın mı? Sadece bir isim. Önce sabırlı olmayı öğreneceksin. Gidiyor musun? Benden haber bekle. Çıkıyor musun? Beraber bir yemek yiyelim diyecektim. Hem konuşuruz. Başka bir zaman yiyelim Yasemin'cim. Uğramam gereken bir yer var. Ne bu acelen Allah aşkına ya? Aa. Geliyor. Aylin. Bak seninki kendini affettirmek için faaliyetlere başlamış bile. Oo. Romantik aşık Ender. Sabır ver. Çöpe atabilirsin canım. Yasemin Hanım. Çiçekler size. Şurayı imzalar mısınız lütfen? Tabii. Oo, Yasemin Hanım. Aşk olsun. Daha boşanır boşanmaz. Bakıyorum talipler kapıya dizildi. Al canım, teşekkür ederim. İyi günler. En yakın arkadaşından neler gizliyorsun bakalım? Vallahi ben de anlamadım. Bakayım. Ne oldu? Kim bu? Bu kadar çok şaşırdığına göre hiç beklenmedik bir aşk ilanı galiba. Şanslı erkek kim ha? Söylesene. Yok canım. Nereden çıkardın? Sadece bir hastam göndermiş. Vallahi hastan mı yoksa sana mı hasta bilemedim. Aman be sen de. Deli. Yakında anlarız nasıl olsa. Ha, unutmadan. Çiçekler için hastanı aramayı unutma. Ah güzel kızım benim. Ah canım benim. Çok özlemişim seni. Uzun zamandır uğramıyordun. Dün gece bir rüya gördüm. O kadar gerçekti ki. Esmer yanımdaydı sanki. Bıkmadın mı be kızım? Hala peşindesin şu çocukların. Bunca sene ne Esmer'den ne de Ali'den bir haber çıkmadı. Vazgeç artık. Ama benim içimdeki umut hiç bitmedi ki Nermin abla. Eğer umudumu kaybedersem ben de kaybolurum. Onları aramaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Ne olur siz de vazgeçmeyin. Merak etme sen. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah onları bir gün bulursun. Çok sağ olun. Ben artık kalkayım. Sizi de meşgul etmeyeyim. Yakında görüşürüz. Görüşürüz Ezel. Allah'a ısmarladık Nermin abla. Bir haber alır almaz ilk seni arayıp müjdeyi vereceğim. Oldu mu güzel kızım? Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ezel Hanım. İyi günler. Gerçeği söyleyemem Tülay. Hayır. Hayır yapamam. Ezel'i düşünmesem şimdiye kadar çoktan söylerdim. Ama kıyamıyorum kızcağıza. İyi de bu yalanın daha ne kadar sürdüreceksin? Eninde sonunda öğrenecek. Hayır Tülay, ben söyleyemem. İmkansız, ben söyleyemem. Zorunluluğu almak istemiyorum. Hayır. Birkaç yıl sonra emekli olacaksın. Yerine giren uğraşır mı sanıyorsun? Pat diye söyleyiverir gerçeği. Kızcağız daha fazla ümitlenmeden öğrenmeli. Peki nasıl söyleyeceğim ha? Ben o kızcağızın gözlerine baka baka Ali kayıp, Esmer öldü diyemem. Esmer öldü diyemem. Esmer öldü diyemem. Esmer öldü diyemem. Yalan bu. Yalan. Yalan bu.
Yalan söylüyorsun. Esmer ölmedi. Esmer ölmedi. Ölmedi değil mi, söylesene. Ben ne diyeyim şimdi, seni üzmemek için söylemedim. Asıl şimdi yalan söylüyorsun. Niye bunu yapıyorsun bana? Esmer beni bırakmaz. Esmer beni bırakıp da gitmez. Ezel kızım, dinle beni. Esmer yetimhaneden kaçınca bir çatıdan atlamış. Bir daha da gören olmamış. Sus. Sus, duymak istemiyorum. Sus. Doğru değil bu. Doğru değil. Esmer beni bırakmaz. Esmer beni bırakmaz. Eyüp, adamları hemen topla. Rosa Otel'e gel. Fazla soru sorma. Oteli kapatıyoruz. Yaşamak istediğin zamanı. Mesela bugün doğumuna bir süre bakıyorsun. Her ayrıntıyı hafızana iyice yerleştirip derin bir nefes alıyorsun. Gözlerini yavaşça kapatıp nefesini tutuyorsun. Ne kadar uzun tutarsan fotoğraf o kadar iyi çıkar. Ali. Tamam, oldu. Görüşmek üzere. İyi günler abi. Ender Özgen dava açmış değil mi? Umurumda bile değil. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım. O züppe herif iyi bir dersi hak ediyordu. Uğraşacak seninle. Elinden geleni ardına koymasın. Ne olacak yani? Asıl sen şu otelle ilgili yeni bir şey bulabildin mi, onu söyle. Daha önce verdiğim bilgiler dışında bir şey yok. Araştırmaya devam ediyoruz. O otel olayın kilit noktası. Bunu hissediyorum. Ama ispatlayacak delilim yok. Peşini bırakmayacaksınız. Hı hı. Emredersiniz amirim.
Dayanamıyorum Allah'ım, dayanamıyorum, dayanamıyorum. Nazlı, ne yapıyorsun kızım sen? Bu kaçıncı ilaç? Anne bırak. Bu ağrılara dayanamıyorum artık. Ver şunları bana. Kızım kendini öldürmek mi istiyorsun sen? Delirdin mi? Bırak beni. Şu lanet ağrıdan kurtulmak istiyorum. Karışma bana. Doktorun dediklerini sen de duydun kızım. Bu kadar ilaç almaman lazım. Hadi. Senin için söylemesi kolay tabii. Sen çekmiyorsun. Bu ağrı beni çıldırtıyor anne. Geçecek kızım. Biraz sabır. Güzel kuzum benim. Geçecek kızım. Birazcık sabır. Geçmeyecek. Geçmiyor işte. Geçecek. Geçmiyor kızım. İşte. Görmüyor musun? Dayanamıyorum. Ver onu bana. İstediğimi yaparım. Bana karışamazsın. Anladın mı beni? Saati ver. Gelince ben getiririm sana ilacını. Hadi sen uyu biraz. Ne uyuması be? Ne uyuması? Amirim. Evet. Ziyaretçiniz var. Aylin. Ender Bey'in işi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam Aylin, sen gidebilirsin. Tamam. Rahatsız etmiyorum ya. Yani böyle habersiz falan geldim. Yok canım, iyi yaptın. Otursana. Geç şöyle. Gözlükle mi oturacaksın? Ha, anlaşıldı. Durum yine kötü ha. İyi sayılırım. Aslında her şey gittikçe daha da kötüleşiyor. Yaşamak için tutunduğum her şey teker teker ellerimin arasından kayıp gidiyor. Bense hiçbir şey yapmadan sadece yok oluşlarını izliyorum. Sen yine gözlüklerini tak istersen. Ben de onlarla yok oluyorum Ali. Tek bir şansım kaldı. Eğer onu da kaybedersem... Ali, yapma, ağlamayın ya, tamam mı? Sen komisersin. Belki bana yardım edebilirsin. Elimden gelen bir şey varsa yaparım. Yeter ki sen daha fazla üzülme. Şimdi söyle bakalım. Ne istiyorsun? Birini bulmama yardım eder misin Ali? Benim için çok önemli birini. Tabii. Kim? İsmi ne? Merhaba. İsmi... Müdürüm. Merhaba Ali. Ender Bey'in eşi Aylin Hanım değil mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ender Bey nasıl? İyi. Teşekkür ederim. Umarım eşinizle konuşup Ali ile aralarında geçen yanlış anlamanın daha da büyümesine engel olabilirsiniz. Anlayamadım. Eşiniz Ali komiserime dava açtı, haberiniz yok mu? Dava mı açtı? Dava mı açtı? Müdürüm, bu meseleyi daha sonra konuşsak. Aylin Hanım'ı daha fazla sıkmayayım. Haberiniz olmadığına şaşırdım. Peki. Görüşmek üzere. Benim Ender'in böyle bir şey yaptığından gerçekten haberim yoktu Ali. Ben
gitsem iyi olacak. Zaman ayırdığın için gerçekten teşekkür ederim. Aylin, dursana, konuşamadık bile. Yok, ben gideyim, sonra görüşürüz. Biz ne olacağız şimdi Şükran abla? Ay ben ne bileyim ya. Bu adam bana hiçbir şey söylemiyor ki. Zaten ağzından lafı cımbızla alırsın. Hadi 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 hadi, daha çabuk. İki satır valizleri bir arabaya yükleyemedin. Biliyorsun Süleyman Bey böyle bekletilmekten hiç hoşlanmaz. Emir vermek yerine yardım etseydin şimdiye biterdi. Anlamadım. Bir şey mi dedin? Yok bir şey. İyi hadi çabuk o zaman. Hadi çabuk. Hasan, bu valizler de ne böyle? Ne oluyor burada? Ne oluyor dedim? Süleyman Bey'in emri Roza Hanım. Otel kapatılacak. Siz de Süleyman Bey'in evine gideceksiniz. Ne diyorsun sen be? Vallahi Süleyman Bey'in emri Roza Hanım. Ne emriymiş bu? Delirdiniz mi siz? Hiç kimse bir yere gitmiyor. Ama Roza Hanım... Burası benim otelim. Ve ben ne dersem o olur. Her şey eski haline gelecek hemen. Çabuk! İnsan bir haber verir ya. Bir fikir alır. Telefon diye bir şey var. Haklısınız Roza Hanım. Siz hiç merak etmeyin. Ben sana dediydim. Benim haberim olmadan artık nasıl böyle bir el atarsın. Burada yoksam insan öyle değil mi delikanlı? Roza Hanım bekletilmekten ya hiç hoşlanmaz. De hadi! Ne biçim iş bu ya? İşin yoksa şimdi bütün bu karışıklıklarla uğraş. Of. Eyüp. Efendim abi. Bavullar arabaya gidecekti. Ne oluyor? Bu da ne demek açlı? Bütün bunlar için çok geçerli sebeplerimiz var Roza Hanım. Neymiş o geçerli sebepler? Süleyman Bey size açıklar. Biz sadece emredileni yapmakla yükümlüyüz. Hadi Eyüp. Acele edin. Dur! Zaman kaybediyoruz. Oyun oynayacak vaktimiz yok. Durum gerçekten de önemli. Lütfen, zorluk çıkarmayın. Peki. Dediğin gibi olsun. Eyüp! Ama gitmeden önce seninle konuşmak istediğim bir şeyler var Açlı. Aslında bu konuşma için bir akşam yemeği planlıyordum ama işler değişti. Önce şu işi bitirelim Roza Hanım. Sonra seve seve konuşuruz. Sen ne yapıyorsun burada? Hoş geldin hayatım. Ben de geç kalacaksın diye korkmuştum. Aman Ender, çekil. Bak çay da hazır. Tam annenin sevdiği gibi. Sen ne istiyorsun benden ya? Beni delirtmek mi istiyorsun ha? Söylesene. Şş, annen duyacak. Yoksa kadının yine rahatsızlanmasını mı istiyorsun? Ben bunca zaman seni nasıl tanıyamamışım? Nasıl bu kadar kör olabilmişim? Ailemi bile kandırmayı başardın. Ama eninde sonunda gerçek yüzünü onlar da görecek. Sen var ya, şeytansın, şeytan. Benimle iyi geçinmeye bak Aylin Hanım, yoksa canımı çok kötü yakarım bırak seni. Bırak beni, git başımdan. Sen benim başımın belası mısın ha? Bırak beni. Aşkım, şimdi ailecek çok güzel bir film izleyeceğiz. Ha bu arada senin için harika bir sürprizim var. Gidiyorum ben. Ailem de sana inanmak istiyorsa inansın, yeter artık.
Sana tavsiyem şu filmi izlemeden hiçbir şey yapma. Kararın değişecek sevgilim. Evet sayın seyirciler. Şimdi izleyeceğiniz film bu zamana kadar çekilmiş en iyi aldatma filmlerinden biridir. Bu seneki Oscar ödüllerinde özellikle kadın oyuncu dalında favori gösterilmekte. Ender yeter. Şşş, sakın. İşte sayın seyirciler, sabırsızlıkla beklediğiniz filmimiz. Nasıl? Sevgilim, nasıl? Beğendin mi? Hı? Beğendin mi? Sen manyaksın. Nereden buldun bunu? Çok kolay oldu. Eğer sen kuzu kuzu dediklerimi yaparsan hiç sorun çıkmaz. Yok illa bildiğimi yaparım diyorsan annen de baban da biricik kızlarının neler çevirdiğini seyrederler. Tamam mı? Yani bana kalsa seyretmemelerini tercih ederim. Ne de olsa ikisi de yaşlı ve hasta insanlar. Değil mi karıcığım? Bu tür şeylere kalpleri dayanmayabilir. Ama sonuçta senin annenle baban. Ve bu senin kararın. Kapat şunu. Evet Aylin Hanım, ne diyorsun? Son kararın. Aylin. Cevap ver. Yeter. Cevap ver, konuşsana. Cevap ver. Kapat şunu. Söyler misin bana? Tamam. Ne istiyorsan olsun, tamam. Merhaba anneciğim. Aa, ne oldu? Niye kapadınız televizyonu? Hani güzel bir aşk filmi seyredecektik. Hoş geldin bebeğim. Bu film bozuk çıktı anneciğim. Ama merak etmeyin, ben başka bir film daha almıştım. Ne zamandır böyle bir arada film izlememiştik. Aferin Ender, iyi düşünmüşsün. Değil mi Aylin? Ya. Hadi gel. Gelin, gelin böyle. Şunları da alın. Roza Hanım, işimiz bitti. İnanın sizin güvenliğiniz için en iyisi buydu. Süleyman Bey size her şeyi anlatacaktır. Yine olayları abartmıştır Süleyman. Hazırsanız gidelim. Konuşmamız gerekiyordu, unuttun mu? Roza Hanım. Bakın zaten geç kaldık. Her neyse sonra yapalım bu konuşmayı. Lütfen açlı. Ben... Böyle bir şey nasıl söylenir bilmiyorum. Ben senin annenim açlı. Bir şey demeyecek misin? Tabii şaşırdın sen de. Ben de böyle birdenbire söyleyiverdim. Ama seni kaybetmişken... ...yıllar sonra tesadüfler bizi bir araya getirdi. Bu imkansız. Benim annem öldü. Hayır, ben ölmedim. Bak karşındayım işte. Sen benim oğlumsun. Üzgünüm. Ama gerçek bu. Hayır. Beni dinle Esmer. Her şeyi anlatacağım. Anlatacak bir şey yok. Benim annem de, babam da... ...buradan çok uzakta. Doğu'nun bir köyünde yıllar önce öldüler. Ama... Peki bu boynundaki aç? O benim.
Sizin mi? Bu Ezo'nun kolyesi. Çocuklar, bir ihbar aldık. Rozan, yanıma gel. Nasıl geleceğim? Çıkamam buradan. Çabuk. Çabuk. Nasıl kurtulacağız? Kurtulamayacağız buradan. Nereye gittiğini sanıyorsun sen ha? Arkadaşlarımla eğlenmeye. Ben söyleyene kadar bu evden dışarı çıkmayacaksın demedim mi ben sana? Dedin. Ama ben ne zaman senin dediğini yaptım ki babişkom? Bana bak. Bugün ben ne dersem olacak, anlaşıldı mı? Anlaşıldı babacığım. Ha, eğer gebermek istiyorsan durma, çık git. Benim için fark eder mi sanıyorsun? Senin kızın olarak yaşamak ölmekten beter. Bahar. Seni ben merak etme. Korkma, korkma güzel kızım. Hadi, koşun lan. Çabuk, çabuk. Hadi, çek. Nerede? Nerede? Roza Hanım. Gel Roza Hanım. Gel.
vermeyeceğime söz vermiştim. Aydın. Balistikten bir şeyler gelmedi mi hala? Maalesef bir bağlantı bulamadılar. Süleyman Çese'nin evinde gerçekleşen silahlı saldırıyla oteldeki çatışma arasında bir ilişki kurulamadı. Aynı anda aynı şekilde saldırıya uğruyorlar ama bir bağlantı yok, öyle mi? Ne biçim iş bu ya? Peki Ali nerede? Çağır onu bana. Sinan Özcan. Seni daha önce de o otelde görmüştüm. Çatışmanın ortasında ne işin vardı? Yanlış zamanda yanlış yerdeydim diyebiliriz. Süleyman Çesen'le bağlantın nedir? Yıllardır onun yanındayım. Beni suçlu gibi mi sorgulayacaksın? Biz pusuya düşürülen tarafız. Unutma. Sanık değil. Bana sizin tarafta pek masummuş gibi görünmüyor. Buna sen mi karar veriyorsun? Amirim, müdürüm seni görmek istiyor. Anneciğim. Bundan sonra size ben bakacağım. Üzülüp tekrar öyle hastalanmak yok. Ah Ender'cim. Bir de Aylin'le olan sorunlarınızı halletseniz ne iyi olacak. O da olacak anneciğim, hiç merak etmeyin. Her şey düzelecek. Bu arada dün gece Aylin benden özür diledi bile. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Ben çıkıyorum anneciğim. Aa, kahvaltı etmeden mi gideceksin? Hastanede bir şeyler yerim. Geç kaldım. Ben de seninle geleyim. Seni hastaneye bırakıp işe öyle geçerim. Hoşça kalın anneciğim. Güle güle çocuklar. Kızım, bana bir kahve yapıver. Bol köpüklü olsun. Peki efendim. Rol yapmaya devam et. Eminim annen şu an pencereden bizi izliyor. Bak nasıl bildim. Aa, lütfen karıcığım, sen yorulma, ben kullanırım. Beni kızdırmazsan sorun çıkmaz. İğrençsin, senden nefret ediyorum. Ne
Nazlı. Kızım. Kızım. Güray! Güray! Güray çabuk gel! Ne oldu? Nazlı gitmiş. İlaçlar da boş. Ne yaptı bu kız? Nerede? Kızım nerede Güray? Bul onu hemen ne olur. Yarabbim bir delilik yapmasın. Tamam, sakin ol. Sakin ol Fatoş. Bulacağız onu. Sen burada kal. Ben hemen aramaya çıkıyorum. Oynayalım mı? Yaver seni kovamı! Yaver! Ya bıraksana! Sana kale yapacağım! Yaver! Anne! Ağlama! Niye ağlıyorsun? Oynuyoruz işte, ne güzel! Kovam vermiyor! Oğlum ne oldu? Ah yavrum! Deli misin sen ya? Ne yapıyorsun sen çocuklara böyle? Ne istiyorsun? Ben deli değilim. Tamam bir tanem, geçti canım. Kalk, kalk. Gel oğlum, gel. Kim bu kadın? Deli mi ne? Ben deli değilim. Deli değilim. Çatlak galiba. Vallahi kimse çatlak. Yok mu? Biri polis çağırsın. Manyak ne polis çağırması be? Ben zaten polisim. Ben polisim. Polis! Polis! Ay imdat polis! Ay polis yok mu? Sus be kadın! Ne bağırıyorsun? Küçük kurban, küçük kurban. Günaydın küçük hanım. Dün siz de kötü şeyler yaşamışsınız. Geçmiş olsun. Sen de kimsin ya? Ben Roza Hanım'ın yardımcısıyım. Çek şunu ya. Ay, Allah size sabırlar versin. Allah'ım ne korkunç bir andı. Haçlı olmasa belki de şu an yaşamıyorduk. Hepimize geçmiş olsun. Biz de bugün yarın kendimize kalacak başka bir yer buluruz. Saçmalama. Ben neredeysem siz de orada kalacaksınız. Tebrik ederim doğrusu. Her felaketten kendine bir çıkar sağlamayı başarıyorsun. Ne demek istiyorsun sen? Tebrikler. Nihayet bu eve taşınmayı başardın. Artık kraliçeliğini ilan edip üvey kızını saraydan kovabilirsin. Bahar saçmalama. Benim buraya yerleşmek gibi bir düşüncem yok. Senin iyi kadın numaralarını bana sökmez, anladın mı? Bunlarla sadece Süleyman Çesen'i kandırabilirsin sen. Ben seni tanıyorum. Ve ben hayatta olduğum sürece sen amacına ulaşamayacaksın, anladın mı? Bahar lütfen. O yüzden buraya yerleşmeden önce geldiğin yeri iyi düşün. Her sabah senin gibi bir kadınla aynı evde uyanmak istemiyorum. Haçlı ne zaman çıkacak? Bak, ne bir aksilik istemiyorum ona göre. Esmer bugün yanımda olmalı. Ne bu eve? Ama ben yutmam bu numaraları. Kes artık bu saçmalığı. Senin hakkında bildiğim her şeyi anlatacağım. Bakalım o zaman ne yapacaksın? Yeter! Bu ne rezillik? Hemen odana çık terbiyesiz. Hemen! Süleyman lütfen. Hemen! Hemen! Hadi! (Gülüyor)
Sorgulamanın tam ortasında başka yere nakletmek de nereden çıktı? Başsavcıdan gelen emir böyle. Yapabileceğimiz bir şey yok. Kimin emri olursa olsun, ben bu adamı hiçbir yere göndermem. Burada biz sorgulayacağız. Sakin ol Ali, sakin ol. Sen elinden geleni yaptın. Bundan sonrası onların işi. Başını belaya sokma. Tamam mı Ali? Ne olacaksa olsun, umurumda bile değil. Bu adamda görünenden çok daha fazlası var. Biliyorum. Ve ben bunu öğreneceğim. Burada emirleri ben veririm Ali. Sen de uygulayacaksın. Anlaşıldı mı? Gel. Müdürüm. Amirim, dışarı gelseniz iyi olacak. İzninizle. Bırak! Lütfen Nazlı Hanım. Sizi gerizekalılar, ben de polisim. Biliyoruz, bırak Nazlı beni. Bırak. Bırak. Sakin olmanız lazım. Lütfen. Bırak. Lütfen. Bu daha hiçbir durun şey. Durun lütfen. Hepinizi ödeteceğim bunu. Ne oluyor burada? Amirim, ne oluyor? Yavaş. Bana değil, canım, onlara soracaksın. Amirim, başka bir karakoldan şikayet üzerine Nazlı Hanım'ı almak zorunda kalmışlar. Kendisini tanıyınca da buraya getirmişler. Tamam bir tane. Tamam çocuklar, sağ olun. Hadi. Geçti. Tamam, geçti, tamam, hadi bak. Dağıl. Geçti bir tane, bak. Tamam. Geçti, ben yanındayım. Bak ben yanındayım, bak ben yanındayım, bak ben yanındayım. Yanımda değilsin. Hiçbir zaman olmadın, yalancı. Nazlı, ya sakin ol lütfen, bak. O gece de yanımda değildin. Tamam, özür dilerim, bak özür dilerim bir tanem. Bundan sonra... Bundan sonra yok. Sen artık beni sevmiyorsun. Benden kurtulmak istiyorsun. Yapma Nazlıcığım, bak lütfen, hadi hadi gidelim ha. Rica ediyorum. Bırak, bir tanem bak. Bırak beni, yalancı. Komiserim, belki de en iyisi hastaneye götürmektir. Kapa çeneni. Oraya gitmeyeceğim. Nazlı, hadi bir ben tanem. Deli değilim. Ya, Nazlı. Deli değilim. Bırak. Bırak beni. Bırak. Düşündüğümden daha çabuk çıktın. Kim yaptı bunu? Çok kötü görünüyorsun. Kim yaptı bunu? Hiç kimse. Ne demek bu? Süleyman Çesen ne kadar araştırırsa araştırsın, hiç kimseyi bulamayacak. Neden? Çünkü her şeyi ben yaptım. Sen mi? Ben ölümden döndüm, farkında mısın? Beni gözden çıkardın. Risk almazsan başaramazsın. Beni riske atıp ne kazandın peki? Süleyman Çesen'in gücünü. Artık sana hiçbir konuda hayır diyemeyecek kadar borçlu. Bir insanın sevdiğinin canı kendi canından daha kıymetlidir. Sen bunu iyi bilirsin Esmer. Artık bizim de bir bebek yapma zamanımız geldi. Minicik, şirin bir bebek. Böylece mükemmel bir aile oluruz. Hem annem babam da buna çok sevinirler. Sana diyorum. Alo. Bu gece bebek yapmaya ne dersin? Hı? Hiçbir çocuğun senin var olduğun bir cehennemde yaşamasına izin vermem. Laflarına dikkat etsen iyi olacak Aylin Hanım. Senden bir çocuk doğuracağıma ölürüm daha iyi. Öyle mi? Deli misin be adam? Ne diyorsun be? İşine bak sen. Hadi.
Şükürler olsun abi. Sapasağlam geldin ya. Başka bir şey istemem artık. Tüm İstanbul dün geceki kahramanlığını konuşuyor abi. Bizim işte bu kadar konuşulmak pek iyi değildir Eyüp. Nasıl yani abi? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun abi. Haçlı, nihayet. Manyak mısın kızım ya? Sana bir şey olacak diye çok korktum. Nasılsın? Bundan sonra kendine daha çok dikkat etmen lazım aşkım. Çocuğunun daha doğmadan babasız kalmasını istemezsin herhalde. Yine mi aynı hikaye? Bak kızım, seninle küçük oyunlarınla uğraşacak zamanım yok. Anladın mı? Yeter. Sen bunlarla oyna. Dur bir dakika. Bana inanmayacağını biliyordum. Bak, doktor raporu. Hamileymişsin. Tebrik ederim. Ama ben hala baba olduğumun bir kanıtını göremedim. Bu çocuk senden. İster inan ister inanma. Ben bu çocuğu dünyaya getireceğim. Manyaksın sen. Doktor, yalvarırım bu ağrıları durdurun. Daha fazla dayanamıyorum. Ağrı kesici verin bana, uyutun beni. Üzgünüm ama daha fazla ilaç veremeyiz. Biraz sakinleşmeye çalışın. Sizin işiniz bu değil mi? Bana yardım edin. Elimden geleni yapıyorum. Biraz daha sabredin. Kimsenin elinden hiçbir şey gelmiyor mu? Ben sadece ağrılarımı kesecek bir ilaç istiyorum. Bunun neresi bu kadar zor? Sadece ağrı kesici istiyorum. Lütfen bileğimi bırakır mısınız? Ağrılarımı geçirene kadar bırakmayacağım. Nazlı Hanım, lütfen. Ne demek olduğunu anlarsın, lütfen. Yardım edersin. Nazlı Hanım, lütfen. Nazlı, sakin ol bir tanem. Bırak doktorun bileğini. Hastayı bağlamayın. Kimse beni anlamıyor. Çok canım aşkım, yanıyor. Geçecek. Ali Bey, lütfen. Ali, yardım geçecek. Et bana. Hadi topla kendini bir tanem ya. Ne olur. Ali Bey, lütfen. Aman. Bırak. Bağlayın hemen. Bakın, bundan sonrasıyla biz ilgileniriz. Siz dışarı çıkın. Bırak. Lütfen dışarı çıkın. Bırak. Lütfen. Ali! Ali! Tutun. Ali! Tutun. Sakin olun Nazlı Hanım. Bırakın beni. Lütfen Ali! Sakin olun. Ali! Sakin olun. Bırakın beni. Tamam. Bırakın. Tamam, sakin olun. Mama. Ali! Bırakın beni. Ali! Bırak! Bırakın beni. Ali, beni yalnız bırakma. Ali, yeri değil biliyorum ama sana kötü bir haberim var. Sakın. Adam bir saat önce serbest bırakılmış. Of! Of, of! Oğlum, evladım, sana canımı borçluydum. Şimdi sevdiğimin canını da borçluyum. Bana hiçbir şey borçlu değilsiniz. Bak, bu silah bizim aile yadigarımız. Yıllarca babadan oğula geçti. Biliyorsun, benim bir tek kızım var. Oğlum yok. Ama olsaydı senin gibi olmasını isterdim. Bundan böyle sen benim sağ kolum değilsin. Oğlumsun. Sahip olduğum her şey senindir. Her şey. Oğlum. Tamam.
Sana geldiğimizi haber vermek için not bırakmıştım. Almadın mı? Yo, aldım. Ama çok işim vardı. O yüzden ilgilenemedim. Aylin, Nazlı çok kötü durumda. Yasemin Hanım çok iyi bir doktordur. Göreceksiniz, nişanlınız kısa zamanda kendini toparlayacaktır. Aylin, neyin var senin? Niye böyle davranıyorsun? İlgilenmem gereken hastalarım var. Hoşça kalın. Allah kahretsin. Bunu yaptığım için kendimden nefret ediyorum. Bak Aylin, eşyaların arasında ne buldum? Şu haplara bak. Bak. Hala, bunlar benim değil. Yemin ederim hala ya. Hem onun gizlice eşyalarımı karıştırmaya hakkı yok. İyi ki karıştırmışım. Yoksa Allah bilir ne zaman fark ederdik bunları kullandığını. Ben kullanmıyorum dedim sana. Niye inanmıyorsun? Beni zorla hastaneye getirdin. Bu yaptığın iğrenç. Seni asla affetmeyeceğim. Affetmek mi? Asıl ben seni affetmeyeceğim. Ben sadece senin iyiliğini düşünüyorum. Baban bunları görürse ikimizi de öldürür. Neyi düşündüğün ortaya çıktı. Öldürürse öldürsün. Hayal. Ben senin gibi korkak değilim. Hayal. Kesin bu şeyler yüzünden böyle konuşuyor. Bu haplar kızımı beynini ele geçirmiş. Hala ya. Bari sen bir şeyler söyle şuna. Hemen test yaptıracağız. Ondan sonra da gerekirse hastaneye yatarsın. Tamam Nedret'ciğim, sakin ol. Her şeyi halledeceğiz. Tamam. Gel anacığım. Ben sana bir çay ısmarlayayım. Şimdi biraz daha iyi misin? Çünkü annen sakinleşene kadar sen olgun davranıp ona yardımcı olmalısın. Niye hala ya? Yetişkin olan o. Ama olgun davranması gereken kişi ben miyim? Biliyorum hayatım. Kulağa saçma geliyor. Ama insanlar anne baba olduklarında bazen saçma sapan şeyler yapabiliyorlar. Çocuklarını çok sevdikleri için kontrollerini kaybediyorlar. İşte o zaman çocukların sakin olup anne babalarına yardımcı olmaları lazım. Ama ben gerçekten kötü olan hiçbir şey yapmadım. Bir kez bile kullanmadım. Sana inanıyorum. Peki sende ne işi var? Bir arkadaşımın. Onun için saklamamı istemişti. Sadece birkaç gün için. Hayalcim. Bunları saklayarak arkadaşına yardım etmiyorsun. Aksine başına gelebilecek en büyük kötülüğü hazırlıyorsun. Peki ne yapmam lazım? Arkadaşının ailesine bunu anlatmalısın. Olmaz hala. Arkadaşımı ele veremem. Bana güveniyor. Evet. Senin onun kötülüğü için hiçbir şey yapmayacağına güveniyor. Ama ailesine bunu söyleyemem. Gerçekten. Tamam o zaman. Arkadaşını ikna edip hastaneye getirirsin. Ben onunla ilgilenirim. Anlaştık mı? Olasının kuzusu. Çiçekler için telefon edecektim ama yapamadım. İyi ki telefon etmedin. Yoksa buraya gelip seni görmek için bir bahane olmazdı. Buraya gelmek için bahaneye ihtiyacın yok ki. Burası sizin hastaneniz. Peki seni görmek için bir bahaneye ihtiyacın var mı acaba? Yok. Ne de olsa arkadaşız. Hem sen benim boşanma avukatımsın. Ama sen benim için çok özel bir arkadaşsın Yasemin.
Seni görmek beni mutlu ediyor. Görüşemedik. Bu bir daha görüşmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Birbirimizi çok sevdik ha? Bir daha karşıma çıkacak olursan seni elimden kimse kurtaramaz. Haberin olsun. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Elinden geleni yap. Senin hayatını kurtardım. Yani? Yani bana borçlusun. Ne istiyorsun? Doktordan uzak duracaksın. Sana ne bundan? Senin gibi bir belayı kaldıramaz. Ondan uzak duracaksın. Bana bak. Ben canım ne isterse onu yaparım. Sen de borcunu almayı çok istiyorsan çeker silahını vurursun beni. Vurursun beni. İyice anladın mı? Ne oluyor burada? Ali? Kavga etmeyin.